kendilerinin polis olduklarını söylüyorlar. Sürekli eşimin evde olmadığı zamanlara denk geliyordu. Ben kapıyı açmadım. Ondan sonra geçen pazar işte geldiler. Ben dışarıdan geliyordum, takip ediliyordum işte. Fark ettim, ben içeri girdim. Ondan sonra kendileri gelip kapıyı çaldılar, aç kapıyı işte. Biz polisiz dediler. Ben de ben sizin polis olduğunuzu nereden bileceğim dedim. Kapıyı aç dedi, biz polisiz işte. Senin adında şikayet var falan. Görmüşüz içeri girdiğini. Ben hem polis olsanız da ben evde yalnız olduğum için kapıyı açamam dedim. Onlar kendileri sen evde adam mı saklıyorsun falan dediler. Ben evde adam saklamıyorum dedim. Dedi hakkınızda şikayet var. Ben dedim şikayet neyse söyleyin. Ona göre konuşalım, ne gerekiyorsa yapalım dedim. Dedi işte dosyanız elimde. Dedim dosyayı verin bana. Dedi kapıyı açmadığın için dosyayı veremiyoruz dedi. Kapının altından iki kağıt gösterdiler işte. Adana Emniyetinden dediler işte gelmişiz. Öyle bir şeyler yazıyordu. Hakkınızda tutuklama kararı falan var. Ondan sonra işte ben kapıyı açmadım. İkindi civarıydı geldiler. O gün pazar günü 3 defa işte üst üste öyle geldiler. En son gece 11.30'da geldiler. Ben hiç kapıyı açmadım. Ondan sonra 2-3 gün önce yine ben dışarı yan binaya komşuya gitmiştim. Binadan çıktım işte yolda bir araba geldi işte. Sivil elbiseliydi. Benim yanıma doğru geldiler. Çocuklarla beraberdim işte. Biz geldik. Biz polisiz dedi. Ben, normal sivil dedi. Ben sizi tanımıyorum dedim. Dedim sivil olduğunu, polis olduğunuzu nereden bileceğim? Soru sordular işte dedi. İsim soyisim baba adı, eşinin adını söylediler. Kapıyı çaldıklarında da göstermedi. Kapıya geldiklerinde normal polis elbiseleriydim. Arabalarında üzerinde polis yazıyordu ama ışık falan yoktu, plaka da yoktu. Resmi araçtı ama plaka yoktu. Kapatmışlar yani koparmadı falan değil. Üstüne bir şey geçirmiştiler. Ben avukatımı aramadan ben sizinle gelemem dedim dışarıda. Ben aldım telefonu avukatı arayacaktım. Onlar ben arama esnasında baktım onlar kaçtılar. Çocuklarla beraber geliyordum. Arkaya doğru gittiler. Az kalmış çocukları eziyordular zaten. Eşim evde değildi. Kaç defa da geldi, eşimin evde olmadığı zamanlara denk geliyordu yani. Pazar günü geldiklerinde işte komşunun kapısını çalmışlar, komşu kapıyı açmamıştı, evde değildi. Ondan sonra başkaları varsa bile dikkat etmedim yani kimsenin olup olmadığını. Evet, vergi tabanı. Şekilde yani arabalar o arada durmuş yani. En son geldiklerinde bir arabaydı yani. Çatala geldiğinde iki arabaydı. Dedim ben oradaydım ama Ömer oraya geldi.